Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye gelişi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke dönemi tabiye baskıyla geçti, zulümle geçti, işçenciyle geçti. Her gecenin bir sabahı var muhtemelen. Bu Allah Teala'nın kurduğu kural budur. Velamız buyuruyor. Sebilla fe inne meal usri yusra Allah buyuruyor. Her güçlü güçlükle beraber arkasından bir kolaylık vardır Allah Teala buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den tabi bir nevi zorla çıkmaya mecbur akıldı. Mekkeliler, Peygamberimiz'i öldürmek niyetiyle, hırsla, intikam hırsıyla araya düştüler o taraflarda. Peygamberimizin Mekke'den çıktığı Medine münevvereye haber ulaştı. Medine, elhamdülillah bir bayram sevincine boğuldu Medine halkı. Medine'de bunda o günkü Müslümanlar üçe ayrılıyordu Müslümanlar. Mali açıdan yani. Bir bölümü muhacirin denenler. Mekke'den Medine'ye gelenler. Mekke-i mükerremede Peygamberimizin sohbetine alışanlar peygambersiz olarak Medine'de e, bunalındılar yani. Ruhsal açıdan sıkıntılar. Gözleri yaşlı, gönülleri mahzun. Ah Resulullah buraya bir gelse diye ağlaştı bekliyorlar peygamberimizi. E. İkinci grup Medine'de peygamberimizi gören ve sahabe olan Müslümanlar. İlk altı kişiydi bunlar akabede bulunanlar. Sonra 12 ve en sonunda da 75 kişiydi. Bunlar Mekke'ye gelip Peygamberi gören müminler, sahabeleriydi bunlarda. Bir de bunların dışında Mekke'ye hiç gelmeyen, Peygamberi görmeyen ama Medine'deki Müslümanların çalışmasıyla İslam'a gelen Müslümanlar vardı ki, onların da durumları tabiîn denen makamda onlarda Yani sahabe olamadılar da. Medine halkı Peygamberimizin yolda olduğu haber alınca her gün Medine dışından çıkıp bir yer vardır Kuba tarafında, Harre diye. Harre kara taş anlamına da gelebiliyor. Çok sıcak olduğu için o bölgede taşlar tabi yandığı için güneşten o yüzden verilmiş. Medine bulunan Müslümanlar her gün o har denen mevkiye gidip Peygamber'in gelmesini bekliyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki güneş aşırı ısısını vuruncaya kadar. Güneş tabi aşırı ısıttı mı duramıyorlar ve bu saatten sonra bu şata gelmez diye geri dönüyorlardı. Yine bir partisi sabah idi. Medine halkı o har denen mevkiye gözleri yaşlı, gönüller mahzun, heyecanla peygamberi beklediler, beklediler. Yine hava aşırı ısınınca geri döndüler daldılar. O ara biraz sonra bir Yahudinin biri işi icabı evin tarasına çıkmış. Etrafına bakındı iki deve üzerinde ben beyaz gömle giymiş tertemiz iki kişi geliyorlar ki o Yahudi ferasetiyle peygamber olduğunun farkına vardı bunun o nurdan. Haber verdi oradaki Araplara. Henüz İslam bilmiyorlar daha. Ey Araplar! Sizin beklediğiniz o kişi işte geliyor diye haber verdi. Allah Teala Mevlam burada yadir Allah'a sevk kıldı. Bunun üzerine bu haber tabi Medine'de çalkandı birdenbire. Hemen koşanlar yola çıktılar. Peygamberimizi karşılamaya Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimiz önce Kuba'ya geldi. Kuba, Medine bağlı bir köydü o zamanlar. Şimdi tabi köyden çıktı. Medine'le birleşti şu anda artık. O dönemde Medine'nin haricinde ayrı bir köydü, Kuba köyü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya geldi. Öğleye yakın, hava çok sıcaktı o günü de, Kuba'ya geldiler. İsa tabi şekiller hemen birdenbire. Kuba, demek ki İslam'ın ilk merkezi Kuba. Kuba, Medine yöresinde hurması en bol olan yer Kuba'dır. Orasıdır. Hem verim olarak hem de kalite olarak en kaliteli hurma en verimli hurma Kuba'da olur. O zaman da öyleydi. Yine şu anda yine aynı şekilde devam ediyor cemaatimiz. Orası. Suyu tatlıdır. O zaman tabii kuyular vardı. Bilhassa eris kuyusu vardı ki Peygamber işten çok su içtiği kuyu, tatlı suları vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya geldi. Orada birkaç gün kalmaya niyet etti, oraya yerleşti. Tabi Medine'den gelenler, hoş geldiler, karşılamaya gelenler, o yörede artık sanki bugünkü tabirle bir şölen havası gibi. Halkta muazzam bir sevinç. Resulullah o bölgeye geldi diye. Hazreti Ali biliyorsunuz Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin tavsiyesi üzerine Hazreti Ali üç gün Mekke'de kalktan sonra emanet verdi, yola çıktı. Ama devesi yoktu Hazreti Ali'nin Devesi yoktu. ye yürüyerek Mekke'den yola çıktı. Gündüzleri saklanıyordu gündüzleri. Geldi bir mağaralara falan saklanıyordu. Geceleri yürüyordu. Yürümek iki anlama geliyor. Biri bizim burada yürümek. Yollar asfalt temiz. Ya da patika e, bile olsa yani otluk, toprak, yumuşak yerler. Bir de Bugün günümüzde ayarımız ayakkabılar var elhamdülillah. Rahat yürüyebiliyoruz. O günü yürüyüş deyince ayaklarında ham deri. Yani Tokyo bari üzerinden tasma bağlı ham deri. Yol diye bir şey yok. Kum, çakıl, diken, şunlar bunlar. Taşlık. Yanıyor yerlerde. Tabi öyle bir yerde yanına yükmek mesele. Hemen o ayağına giden naleğini, Tokyalıları tabi paramparça oldu. Hazreti Kuba'ya geldiği zaman ayakları şişmiş, yarılımını ayağına basamıyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte baktı. Mübarek eliyle Peygamber Hazretleri hastalığına bir sıvaz dayınca hiç elini kalmadı. Ayakları tam sağlığına kavuştu. Ve Hazreti Ali ölünceye kadar hiç ayak arası görmemiş bir daha. Peygamber Mehmet'ten Peygamberimizin iki mucizesi vardır, iki çeşit yani. Biri mucize-i zatiye deniyor. Peygamberimizin kendi zatı, bedeni bir mucize peygamberimiz. Peygamberimizin dokunduğu eli de, her şey mucizedir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'da ne yaptı? Orada birkaç yıl şey, kalın yaptı orada. İşte İslam'daki ilk mescid Kuba Mescidi oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde kaldığı Hazreti Gülsüm'ün arsası onun izniyle, onun hibesiyle oraya bir meşri yapalım diye karar verdi orada. Orada bulunanlara. Hemen bunun üzerine taşlar taşındı ve topraklar artı yer temel kazıldı. Oraya tabi o mümkün şeyle basit demeyelim de sade bir şekilde bir mescit yapıldı oraya. Peygamberimiz de bizzat çalıştı işine orada. Çalıştı. Oraya ilk oraya mescit yapıldı. İşte İslam'da ilk yapılan mescit Kuba Mescididir. Kuba Mescidi Kuran-ı Kerim'de adı geçen tek e, Tevbe suresinde geçiyor. Ayet 108 olacak herhalde tahminim. Orada geçiyor. Tekva üzerine atılan temelleri diye böyle buyuruyor Mehmet diyor buna. İslam'da dört meşit vardır. Kuran-ı Kerim ile hadiste belirtilmiş kutsal dört meşit vardır. Birincisi Mekke'deki Haram i Şerif, Kabe'nin bulunduğu yer çevresi. İkincisi Medine'deki Mescid-i Nebevi. Üçüncüsü Mescid-i Aksa Kudüs'te. Dördüncüsü de Kuba Mescidi. Kuba Mescidi. Peygamber Hazretleri Medine'ye geldikten sonra da hafta bir gün Kuba'ya giderdi. O meşgide namaz kıldı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Genelde cumartesi günleri sabah namazını Medine meşgide kıldıktan sonra yola çıkardı ve çoğunlukla yürüyerek oraya giderdi. Daha da aşağı yukarı 3-4 kilometre bir şey. Yani Medine merkezine Kuba. Ve orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İki rekat namaz kadar çoğunlukla. Ve hadis-i şerif bu bir kimse Medine Münevvere'de duran, oturan, oraya ziyade eden kişi abdestini güzelce alsa temizlense sabah namazını Medine'de kıldıktan sonra yola çıksa meşruk bu iki rekat namaz kılarsa bu Allah Teala bir ömre sevabı veriyor muhtemelen bakın. Yani Peygamberimizin hemen her hafta gittiği, gidebildiği, yani sefer olmadığı zaman gittiği Kuba Mescidi. Şimdi tabii Kuba'dan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye, yani şehir merkezine gelişi. Oradan fazla başlıyor. Henüz Medine'de Peygamberimizi göremeyenler çok tabi var. Kubaya gidemeyenler var işlerinde. işte. hasta var, yaşlı var, kadın var, şunlar buna gidemeyenler var. Bunun için Medine Münevvere'de heyecan tabi dorukta. Resulullah Medine'ye gelecek. Hem de Resulullah onların olacak. Orada kalacak. Öyle gezmede gelmiyor. Bir peygamberi kucaklamak, bir peygamberi ağırlamak ve bir peygambere beraber olmak tabi onlar nasıl bir azı cemaatimiz? Yani bunu anlamak tabi bizim için biraz güç. Yani sıradan bir insan değil peygamberler. Ruhsal açıdan, manevi açıdan, ruhsal fil açısından çok farklı bir alem alem. Peygamber Aleyhisselâm Hazretleri, Medine'ye gideceğini bildirince, Medine'den yüz kişi onu karşılama geldiler, yüz kişi. Her bir binekte olarak, özel olarak bunlar karşılama geldiler ve bir Cuma günü Kuba'dan yola çıkıldı. Uğurlayanlar var, karşılama gelenler var. Cuma günü Kuba'dan çıkıldı. Tam öğle vaktine yakındı. Öğle vakti olunca ilk orada Müslümanlara Cuma'mızı farz kılındı o zaman o anda. O güne kadar namaz, beş vakit namaz farz kılmıştı Miraç'ta ama Cuma namazı farz değil Müslümanlara. Neden? Çünkü Cuma kılma ortamı yoktu o durum ortama orada. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazretleri hemen Beni Salim yurdu deniyor. Kuba'dan Medine girişinde peyansarı so doğru devesine sürdü. orada aşağı indi ve haber verdi orada bulunan sahabelerine cuma namazı farz kılındığını ve İslam'da İlk cumanın kılınacağını bildirdi. Tabi ne mutlu o ilk cumayı kılanlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi önce hutbeyi okudu. Ondan sonra cuma namazının iki rekat farzı orada kılındı. Ve o gün ki hutbede Peygamberimizin ilk İslam'daki hutbesi idi. Yani hutbe çok duygulu bir hutbe tabi. Biraz da imanla ilgili konular çok vardı o hutbede. Tabi onun işleri geniş olduğu için onun şu anda duramayacağız tabi. Yalnız ben tavsiye ederim adı cemaatimiz hutbe bir inceleyin inşallah. İslam'daki ilk hutbe bu. İlk cumarda kılındı. Orası peki şu anda belli mi? Belirli mi yeri? Tabi o zaman yerde kalındı Düz, açıkta kılındı orası. Vadi orası. Orası vadiydi o zaman da. Şimdi tabi evler doldu. Açıktı. Oraya bir meşr yapıldı o zamanlar az Küçük bir meşr yapıldı. Altı hafif taştı temelleri sonra kerpiçlendi. Fakat sonradan Osmanlı padişahlarından İkinci beyaz hazretleri vardır. İkinci beyazıt. Hatta bir adı da beyazlı veli derler kendisine. Fatih'in oğlu. Yavuz Selim de babası oluyor kendisi. O oraya meşrit yaptırdı, özel yaptırdı. Şu andaki meşrit onu yaptırdığı meşrit aynen duruyor şu anda. Hazreti beyaz yaptırdığı meşrit şu anda aynı orada duruyor. arada. Tabi gidenler herhalde orasını Edeb görüyorlar, biliyorlar. Adı da Cuma Meşhidi adı da orası. Yani gerçekten çok yani manevi duygulu yerler. Yani bizzat Peygamberimizin orada namaz kıldığı yer, aynı yer, değişmiyor. Oradan Cuma kılından sonra. Tekrar yola çıkıldı. Tebel üzerinde artık Medine'ye geliniyor. Medine'ye haber ulaşıyor sürekli. Peygamber'in kubadan çıktığı, yolda namaz kıldığı, gelmekte olduğu haber Medine'ye geliyor. Artık Medine münevverede tek kişi kalmadı evinde oturabilen. Hastalara yaşlılar da, çocuklar da, Hatta ufak şey olan kadınlar, genç kadınlar da kucağını, çocuğunu kucağına alarak, taraslar çıkarak, yollara dökülerek artık Medine öyle bir gün yaşamış yok o gün Medine Münevvere tarihinde tabi tekrar artık mümkün değil. Öyle bir gün yaşamadı. Yani Resulullah bize geliyor. Artık Peygamberimiz aramıza kalacak diye peygamber sevinciyle e, üç grup insan var demiştik orada. Bir muhacirin Mekke'de iman eden peygamber Allah'a iman edenler Medine'ye gelenler, zorunlu gelenler. Peygamberden yoksun mahrum kalanlar. Yaşlı gözleri ter görmek aşkı sevinciyle ve akabede bir edenler Ensar denilen Medine Müslümanları, tekrar peygamberi görmek ümidiyle bir de Medine'de İslam'a gelmiş diğer Müslümanların çalışmalarıyla henüz daha peygamberi görmeyenler var da işte var. Çoğunluk onlar ama. Çoğunluk onlar da her biri tabi aşk heyecanla peygamberi bekliyorlar Ali Sema Hazretleri'ni. Medine'ye giriş özel bir kapısı o zaman vardı. <laughs> Senetül veda denir. Seniyetül veda. Şöyle iki tepe arasından Medine'ye kim gelirse oradan gelir, orada karşılanırdı. Yine Medine'ye gelen bir üst tabakadan misafirinde, oradan uğurlarlardı. Peygamber Efendimiz Hazretleri de işte oradan sinetri vedadan yansıtı böyle deve üzerinde tabi göründü. Artık tabi hanımlar, işte çocuklar, hastalar, yaşlılar, şunlar, bunlar her biri Allah Ekber, Allah Ekber yani coşku böyle yerleri götür açtı. O arada herkesin göremediği, peygamberin gördüğü melekler, Peygamberi karşılamaya gelen melekler Medine Mevrer'de. Melekler e, tabi dil anlatılması imkansız böyle. Ancak o günü yaşayanların bileceği bir olay. Öyle bir olay. Yani Medine'nin oynayan bir durum. Burada ağlayanlar, bayılanlar, Allah diye yananlar, kendini yere atanlar o hallerde Peygamber'i tabi görünce öyle bir hal oldu ki Medine Münevvere'de az evvel tabi'in olanlar bir anda peygamberi görünce sahabe makamına çıktılar bir anda. Tabi'in makamından tabi'in şu adı cemaatimiz peygamberimizi göremeyen ama peygamberimizi gören sahabeleri görenlere imadenlere tabi'in deniyor. Biri sahabe, Peygamberi görenler ima edenler, biri tabiin. İkisi arasında öyle bir fark var ki aralarında manevi açıdan muazzam aran fark var aralarında. İşte az evvel henüz de tabiin olanlar, Resulullah verdikleri anda sahabe makamına çıkışlarında öyle bir kutsal manevi hal oldu ki, onlar için muazzam bir deprem oldu. Tabi bunu biz anlayamayız cemaatin mecburuna da. Ancak evliyalar bu işi anlarlar. Evliyalarda seri sülük vardır evliyalarda. Seyri sülük derler. Malevi makam kat etme. Evliyalık makamlarında. Bir evliyullah bir makam diğer makama geçerken o evli öyle halleri yaşar ki öyle ruhsal halleri yaşar ki kendini bambaşka halinde bulur. Hele bir tabiinin, Sahabe makamının çıkışı ise adı bunun tabi aklı ermen muhtemelen. Öyle hal oldu. Bir de de. Şimdi bir konu ortaya çıktı Medine Mevvere'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de kimin evine konuk olacak. E, i̇lk akla gelen Medine'nin tabi ileri gelenleri, eşrafı. Akla gelen bunlar. Ama bununla beraber dele her insan, her yiğidin yerine bir aslan yatar derler ya. Medine'nin her birinin içine o aslan yatıyor. Resulullah bize misafir olsa, Resulullah bize misafir olsa diye. O gece yatmamışlar çoğu kadınlar bir özellik Evlerini temizlemişler, bahçe temizlemişler, dış kapı tam temizlemişler, hazırlık yapmışlar. İnşa Resulullah bir misal olur derlerden. Her birinin içine bu aslan yat, işte yatıyor candan. Peygamber Aleyhisselatü Medine içine girince deve üzerinde devesi özel kusva devesi deniyor adı. Kusva devesi onun üzerinde. Şimdi tabi önce ileri gelenler, Ya Allah bize buyurun Ya Allah. Öbürü Ya Resulallah, bize buyurun. Biz, ya Resulallah, bize buyurun Ya Resulallah. E Peygamber Aleyhisselam adetleri bunların birini tercih etse, diğerlerinde bir e, kırılma olacak. Kırılma olmasa bile bir hüzün olacak. Ondan yoksun kalacaklar. Ne yapması gerekiyor? Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Deveme ben bağlıyım bu konuda. Devem Allah'ın emri cilalühü. Devem nereye çökerse o ve misafi olacağım. Hiç çözümümde. Bunun üzerine ne yaptılar Medine'nin yerlileri? Deve hangi otları çok seviyorsa gittiler, o otları kuca alıp deveye götürüyorlar. Yani deve otu görsün de yönelsin derekten. Ama deve 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 muhtemelen. Kusva deve. Üzerindeki ruhsal misafirini biliyor, taşırabiliyor deve. O deve ne otlara bakıyor ne suya bakıyor ama Sanki deve de Allah der gibi böyle başını böyle hafif eğim başı sürekli bu şekilde böyle. Böyle Allah Allah der gibi deve Etrafa kimse itifa etmeden yavaş, çok ama böyle yavaş, yavaş, yavaş yürüyormuş. Tabi her kapı önüne geçişinde kapılar ne kadar açık, çoğu çürük meydanda Ya Allah bize, bize buyurun, Ya bize buyurun Ya Allah Kulaklı kulak otlar deveye gösteriliyor, peygamber gülümsüyor, ben devem bağlayayım, o Allah'ın emri cilalıyor, çöktüğe de varacağım. Medine'ye bir, bir dolaştı deve, geldi, boş bir arsa vardı, oraya çöktü. Ama yalnız ön tarafa çöktü, iki dizini koydu, üzerine çöktü, durmada kaldı. Boş bir arsa idi. Acaba niye oradan, neden deve oraya çöktü muhteremler? Devenin çöktüğü yere işte meşt yapıldı, cami, meşt yapıldı oraya. Ravza-i Mutahar denilen yer var ya muhteremler, hatta devenin çöktüğü nokta, iki, bunda bir şey var, itilaf var, bir devenin çöktüğü yere o kapısı yapıldı, kapısı. Hangi kapı yapıldı? E, ee, gidenler bilirler azı cemaatimiz, Ravza-i Mutahhar'a minberle kabir arası. Önüne külü verince bir rab var. Bir rabın sağında bir kapı var. Es orasıdır giriş o zaman. İşte bir rivayete göre deve o kapının bulunduğu yere çöktü. Bir rivayete göre ise deve biraz da ileri çöktü. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu yere çöktü. Hatta bu rivayet bazıları daha bunu şeyi görüyorlar. Yani Peygamberimizin kabri orada olacak. Ezelde belli bir tak olunmuş bu. Oraya çıktı. Ama deve durmadı. Hemen yine kalktı. Yürümeye başladı. Az ileride sağda deve çöktü muhtemelenler. Deve çöküp de bir de göğsünü yere koydu mu Artık artı yerleşim anlamına gelir deve. Deve çöktü, göğüs yere koydu, hafifçe bir bağırdı deve orada böyle. Bağırdı. Peygamber buyurdu ki, inşallah menzilin burası yerimiz buyurdu. Neresi o deven çöktü yer muhteremler? İstanbul'da Eyüp'te metrum bulunan. Yani iktidar vesilesi olan bizim için azı cemaatimiz, ve Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye bilinen mübarek evinde önde çöktü. Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye ünlü meşhurdur. Asıl adı Halid bin Zeyd. Asıl adı Halid bin Zeyd. Yani Zeyd babası oğlu Halid demektir. Lakabı Eba Eyüp. Yani Eyüp'ün babası. O dönemde Araplarda hala devam ediyor gerçi. Soyadı olmadığı için İslam'da bir erkeğin ilk oğlu kimse onunla anılır. Mesela Peygamberimizin lakabı Ebu Kasım'dır. Kasım babası. Hazreti Ali de halinde ilk oğlu Eyüp müftülemler. Onun için Ebu Eyüp. Zaten üç oğlu vardı kendisinin. Eyüp, Halid, e, bir Abdurrahman'dı. Üç oğlu vardı kendisinin. Kızı da ayrıca yine vardı kendisinin. Halis'in Halid Zeyt Yani Türkçemizde Eyüp Sultan dediğimiz on onbarek kişi zaten sahabeydi o andan da sahabeydi. İlk Müslümanlardan Medine'de ilk altı kişi İslam'a gelmişlerdi. Bu altı kişi Mekke Medine'ye dönünce onların çalışması ile ilk Müslüman olan biri de Ebu Hazretleri ve Zevcisi eşi de Müslüman olmuşlar. Yine kendisi Mekke Mükerreme'ye gitti. İkinci akabiyattan bulundu kendisi. Peygamberimizi görmüştü. O bir anlaşmada bulunmuştu kendisi, kendi sahabeydi. Aynı zamanda kendisi Necar oğullarından, yani Peygamberin büyük de akraba oluyor Peygamber oradan. Hazreti Halit bin Zeyd, yani Ebu Hazretleri fakirciymiş ama Fakirciymiş. Evi iki kat. Evini görmek nasip oldu mu çok şey elhamdülillah. 45 sene önce evi duruyordu. Evi duruyordu. Peygamberimizin kabrine geçince orası yoldu işte, Ta açıldı oraları tabii. Değişti oralar işlendi. Yoldu. Aşağı yukarı Babi Cibril var. Bilenler bilirler. Onun karşıdan sağa düşüyor bence. İki katlı evi vardı. Alt tarafı taş örülmüştü, üzeri kerpiçle örülmüştü. Çok viran bir şekildeydi, bakımsız evi. Şimdi tabi yıkıldı, yol genişledi, yıkılıyorlar şimdi. Elhamdülillah evini gördüm az cemaatimiz. Hazır Halit, hanımla beraber kapı arkasında işe duruyormuş o. Kapıya çıkıp da bize buyurun demeyi hayır utanıyor. Yani bana mı kaldı bir Allah'ın Resulü, bana mı gerek Allah'ın Resulü? Kendini öyle aşağıya görüyor. Çok mütevazı kişi. Hatta hanımız bir ara kendisine bağırdı. Halit! Bak Resulullah devrede inmek üzere. Bize gelecek. Hanımı. O da heyecanlı. O da tabi sahabe. Gene durakladı da. işte baktı da Gözden yaş ağlıyor. Resulullah bizim biz evine gelir miyiz? Yani bize mi düştü dinine bu? Ve öyle bir haldeyken fakat bakıyor Peygamber devamına iniyor yavaş yavaş. Hemen koştu. Buyur ya Resulallah. Eşyalarını aldı. Eve getirdi. Ve Peygamber onun evine misafir oldu muhtemelen. Peygamber. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Eba Eyyub'un evine tabi gelmesiyle o ev o anda dünyanın en kutsal mekanı oldu. O anda birden beri. Peygamber gelmesiyle beraber. İlk önce Hacı Ebu gelip peygamberimize Medine'ye hoş geldin diye. Sonra diğer mektere gelip peygamberimize Medine'ye hoş geldin diye. Ondan sonra Medine halkı Ev tabi çok büyük olmadığı için Medine halkı böyle grup grup Peygamber e geldiler, hoş gelene gelip geldiler ve o evde artık İslamın temeli orada atıldı, İslam merkezi orası oldu, Peygamber'in sohbetleri, İslami bütün hareketler ve namaz kılmak. Yalnız tabi herkes istiyor ki namazı peygamberle kısın herkes istiyor. Her gün bunu istiyor. Ama ev geliyor. Ev geliyor. Bunun üzerine dediler ya Allah acaba bir meşrit yapsak? Evet yapacağız buyurdu. İşte demen ilk çıktığı yer o boş arsa o boş orası kimi de soruldu İki yetim çocuğun malıymış. Onun pahası değeri orada biçildi. On miskal altın diye karar verdiler. Peygamberimiz Hazreti Bekir'e döndü. Ve Ebu Bekir bu parayı sen ver dedi. Hatta istemeyi almak istemediler onlar Medine'liler. O yani olmaz dedi. Peygamberimiz o kutsal vakfı Ebu Bekir'in helaykı Hazreti Bekir Hemen on verdi orada. E şu anda elhamdülillah o orası Hazreti Bekir'in vakfı. Yani kıyamete kadar ona bu sevap gidiyor elhamdülillah. Ve bunun üzerine meclisin inşasına başlandı. O zaman Araplarda şöyle bir hareketleri, inançları vardı, yaşantıları vardı. İşi, gücü biraz iyi olanlar, köle sahibi olanlar, böyle iş yapmayı kendilerine, onurlarına pek layık görmezlerdi. Onlar oturacaklar bir gölgede, emir verecekler, köleler çalışacaklar. Aynı şeyi uygulamak istediler. Baklar ki oradakiler, Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, biz de çalışıyor peygamber peygamberimiz çalışıyor. taş taşıyor, toprak, kazın toprakları taşıyor, kebriş yardım ediyor. Bunun üzerine işte orada önceki yanlış o zihniyet o da yıkıldı. Köle efendisinden fark kalmadı. Allah yolunda herkes eşit çalışmaya başladılar. Köle efendi yan yana böyle. Zenginin fakiri, asıl fukarası, Yan yana omuz omuz elhamdülillah çalışma başlandı. Meclis bitince meclisin yanına peygamberimize ev yapıldı. Ev. Nasıl ev acaba cemaatimiz? Peygamber aynı zamanda evetin reisi tabi arada. Acaba nasıl da peygamber evi? Tek oda. Peygamber tek odaydı, tek odaydı kerpiçten. Altı toprak. Duvarlar kerpiç toprak. Üzeri örtülü. İçinde bir raf yapıldı, pek raf yapıldı. Yani bir tahta, duvara iki çubuk kondu. Üzerine bir tahta kondu. Bu da Peygamberimizin bir kirleri eşya koyacak yeri oldu. İşte Peygamberimizin dünya evi bu idi. Tek odadan ibaret, her tarafı topraktı. Ev yapıldı. Yedi ayda tamamlandı bunlar. Hem meşin yapı, evin yapı tamamlandı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yedi ay misafir kaldığı Ebu Ebi'nin evinden kendi evine aksi mekan etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescit yapıp da orada namaz kılmaya başlanınca artık Medine başka olur muhteremler. Aynı zamanda Müslümanlar Mekke mükerremede ancak bir cemaat iken şerhamda işte İslam devleti de ortaya çıktı. İslam devleti kurulmuş oldu. Bu devletin tabi olarak da doğal başkanı da Peygamber Aleyhisselam oldu. Ve elhamdülillah artık Medine-i Münevvere'de Allah'ın kanunları, Kur'an-ı hükümleri tam anlamıyla uygulamaya başladı. Allah'ın kanununda insan hakları en başta gelen özellik adı cemaatimiz. Bir efendi, yani köle sahibi, kendi Müslüman da olsa, kendi o sahabe de olsa, kölesi Müslüman değilse, kölesi İslam'a zorlayamıyor bakın İslam'da. Bakın cemaatimiz. Yani İslam'da insan hakları, inanç özgürlüğü İslam'da tam anlamıyla var mı? Mesela bir örnek verelim. Mekke mükerremedeyken, Rümeyi bin Har denen müşrik, Hazri Bilal'ın sahibi, Hazri Bilal'ın kölesi. Hasibiral yani kölesi, iman ettiği için kölesine işkence yapıyor, öldüresiye. yer. İçkinci yapıyor kölesine. Hazri Bilal'ı gördü. Ümeyye, sen bu biralı Habeşli köle satar mısın bana? satarım ama dedi. Onun yerine senin kölen var Amur dedi. Beyaz bir abicik şey, tabi esmer beyaz kölesi var. Hem de Hazı Bekir'in ticaret işlerini yürüten kişiymiş bu işte. Onu veresen de bakınız. Hazı Bekir'in kölesi beyaz köle, ticaret işlerini güzel anlayan köle ama Müslüman olmamıştı bakınız. Hazı Bekir kölesi İslam'a zorlamıyor. İslam'a davet ediyor, İslam'ı anlatıyor ama anlatıyor, İslam'a davet ediyor. Arada bir ama gelmiyor, zorlamıyor kendisini. İşte Medine Mevlevi'de adı cemaatimiz elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Orada Yahudiler de var. Onlar tabi dokunulmuyor. Havralarında, sinagoglarında terat okuyorlar, ibadetini yapıyorlar. Onlara dokunulmuyor. Fakat İslam'da da Müslümanlara da tam özgürlük, inanç özgürlüğü. Özellikle mescit. Mescit yalnız namaz kılma yeri değildi. Yani meş anlamı çok büyüktü öyle. Mescit ilim merkezi, kültür merkezi, İslami her işin konuşulduğu, karar verildiği yerdi mescit. Mescit bir akademik yerdi mescit. Meşri oturanlar onların sahabelerinin en üstü olurlardı yetiştirir de bunlar kendi. Bu şekilde. Şimdi gelelim az bir de inşallah Ebu Ayyub Hazretleri'ne Eyüp gelelim aziz cemaatimiz. Gülözün <gülüyor> İstanbul'da Eyüp'te kendisi medhun. Allah'ın razı olsun. Oraya nasıl geldi? ve mezarı nasıl bulundu? Eboyu Hazretleri Peygamber'in evine gelince ona şöyle dedi. Ya Halit, ismi Halit, Halit Zeyd. Ya Halit, sana babandan, babandan da babalarından kalan emanet sandık var mı sizde? Durdu, evet var ya Allah." o sandığı getir. İşte o emanşi benim buyurdu. Hazlı Halit mahzene gitti. O sandığı buldu. Birkaç as, çok asırdan beri kalan bir sandık. Tubba denen bir padişah varmış Yemen'de. O bunu evi almış, ev almış, almış bana. Oraya iladın yerleştirmiş. Ona mektubu vermiş. Ve Peygamber Burik Aleyhisselam Hazretleri ya Halid açtığınız sandığı, sandık kilidi tabi. Paslanmış, kilit kırıldı, açıldı. içinde ipeklere sarılmış ve geyik derisine yazılı, o zaman demek kağıt okumuş demek ki, deri üzerine yazılı bir mektup. Mektupta, ey benim evlatlarım, torunlarım bu eve, bu meskene ahir zaman peygamberi gelecek, oradan misafir olacak, Hangi zamanda size misafir gelirse, ona sahip çıkınız, ona yardım ediniz, buyuruyor. Bu şekilde babadan oğula, babadan oğula, Hazreti Ebu Hazretleri 21. kuşakmış kendisi ona kadar gelmiş. Tabi bu sanata açılınca artık orada bulunan sahabe iman tabi daha da farklılaştı. iş değişti. Ve Ebu Eyüp Hazretleri adı cemaatimiz ben Peygamberimizi evine misafir ettim. Ben sahabeyim. Bana bu yeter demedi muhteremler. Demek ki maneviyatta doyumsuzluk lazım. Maneviyatta hırs lazım. itiraç lazım maneviyatta bakınız. Düşünelim azı cemaatimiz. O günkü Medine Münevvere'de Resulullah evinde yedi ay kaldı. Yedi Yı ay kaldı. Peygamberimizin sürekli hizmetinde bulundu kendisi. O şerefen dahil oldu. Öyleyken bütün savaşta işaret etti. Bedir'den başlayarak bütün savaşlara katıl az cemaat cihat. Zaten sahabelerin makamı katıldığı cihat sayısıyla orantılıdır. Efendim filan sahabe şu kadar namaz kılmış da bu kadar zikre değildir. Onların dereceleri, manevi makamları mesela Eshab-ı Bedir, Bedir'e katılmış denir. Bu şekilde Eyüp Sanatleri de Bedir'den başlayarak bütün cihatlara katıldı. Peygamberimizden sonra da adı cemaatin bakınız. Şam'ın Suriye'nin fethinde bulundu. Mısır'ın fethine bulundu ve Kıbrıs'ın fethinde de bulundu kendisi. Ve son olarak da Hazreti Muavi'nin zamanında ilk İslam ordusu Konstantiniyye İstanbul'a yürüdü. İlk İslam ordusu. Hazreti Hazretleri de o zamanlar yaşlı 80-90 arasında bir yaşlı o zamanlar. O da o yaşına rağmen sırrı Peygamberimizin verdiği müjdeye kavuşmak için o da bu orada işaret etti. Akının deve üzerinde deve <laughs> üzerinde yaşlı hasta halinde ta İstanbul surlarının önüne kadar geldi. O da ne Geldi. Tabi savaş oldu. Gerçi o savaş bu feth olmayacaktı. Hadis-i Peygamber bir bunu bildirmiş Hazretleri böyle. İlk ordu Kostan ve Hesab açacak. Onlar Allah'ta af olacaklar. Yani feth olmayacak. Fethi sonra yakalacak tabi. Ama ilk ordu bunlar başlamış oldular. Hazreti Eyüp Sultan hastalandı. Değerler. Neydi hastalığı? İshal, karın ağrılı, ağrılı ve dış kısında kan balgam bulunan ishal. Ki bugün tıpta buna dizanteri deniliyor buna. Dizanteri hastalığında kişiye aşırı ishal olur. Ama karın ağrılı, karın muazzam burulu, karın ağrı muazzam karın ağrı olur <laughs> ve çok sık kişi dışarı çıkar ve kişinin dış kısında kan ve balgamı böyle yapışkan madde bulunur. bulunur. Bu hastalıkta ateş yükselir, baş olur, titreme olur, kusma olur. İşte o Peygamber Mihmen Darı olan Hazreti Sultan'da da bu haller oldu. Ateşi yükseldi, baş titreme, kusma, böyle kanlı ishal. Zinat yakalandı. Öleceğini de biliyor ama orada. Orada öleceğini biliyor kendisi ama. Ağır hastalandı. O günkü sahabeler bile ve tabiinler de her bir ona çok güzel ediyor kendisine. Yani Peygamberimizin evinde bulunan bir sahabe diye. Onun tabi ayrı bir özelliği var İslam'da. Özelliği var. Orada bulunan bütün sahabeler, tabiinler ona muazzam ihtimam yakınlık gösteriyorlar. Artık son hallerine geldi. Şöyle buyurdu. Ben burada öleceğim. Peygamberimiz bana buyurmuş dedi. Konstantaniye surları önünde sahabemden bir salih kişi ölecek orada. Oraya gömülecek. Hadis daha şeylere var yani onun hürmetine elan bütün bu yere onun farisi var cemaatimiz. O kişi benim dedi. benim bu kişi dedi. Ben öldüğüm zaman hemen beni buraya gömmeyin buyurdu. Hem beni buraya gömmeyin, savaşa devam edin. İmkanı olduğu kadar beni sular yakın beni gömün buyurdu. Vasiyeti ve orada Allah teala yü ve peygamberimizle kavuştu. Allah'ın razı olsun Hazretleri. Bunun üzerine hemen taburda bulunan bunu yıkadılar, namazını kıldılar. Bir sal üzerine, yani büyük bir taht üzerine koydular dört kişi. Savaşa savaşa, böyle savaşa savaşa ileri 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 artık sonuna da gittiler. Oraya gelince sur yakınlarına Orada bir sürü dışına kalıyor zamanlar kalıyordu. Oraya mesela kazdılar, oraya bunu gömdüler kendisine. Oraya gömdüler. Sonra ordu tabi çekilmeye, kış bastırdı, şartlar değişti. Orada mecbur kaldı çekilmeye. Bizans İmparatoru o zaman Konstantin haber gönderiyor şeye komutana, İslam komutanına. Siz sevdiğiniz bir kişi buraya gömdünüz ama siz hiç biliyorsunuz 5 yıl onun mezarını açtırın, kemiklerini paramparça ettiririm mezarını şu kemiklerinde. kemiklerine. O da haber gönderdi. Eğer sen bizim Eyüp'ümüze, Ebu Eyüp'ümüze dokunursan, açasın mezarını, e, Şam'da bu kadar Hristiyan mezarı var, meşrular var. Biz onlara açarız, kemikleri bize onları kırarız, ona karşı. Bunun üzerine anlaşma yaptılar, dokunmayacağız diye. Ve dokunamadılar mezarına. Tabi e, zamanla Mezar kayboldu. Neye kayboldu? O zaman orası Bizanslara ait. Sur dışında o tarla, çayır, çimen, ormanlık etrafları e, tabi ziyaretçi yok. Zamanla kayboldu. So, elhamdülillah İstanbul'un fethindeki yani bu konuda buraya bir tevafuk etti az cemaatimiz buna bağlantılı olarak yani elde olmadan bir tevafuk etti fethiyle. Fatih Hazretleri 21 yaşındayken Allah onu onun için yaratmış. Hatta Fatih'in babası Sultan Hazretleri o İstanbul'da yanıyor. İstanbul alacağım diye. İstanbul alındı mı Avrupa kız açılıyor kendisine. Ön açılıyor. Fakat tabi onlar yani Osmanlı padişahları her işlerini önce ilimden danışırlarmış onlar. Ankara'ya geliyor. Fatih babası Sultan Mahzretleri Ankara'ya geliyor. Hacı Bayram Veli'ye geliyor. O zaman Hacı Bayram Hazretleri de zamanın kutbu o. Tabi padişah da boş değil. Onun kutup olduğunu biliyor. Yanına Mehmet'ini almış. Çürük da Mehmed'i, Fatih'ini almış yanına onu ziyarete giriyor ve şey diyor. Efendim İstanbul'un fethine kalkmak istiyorum. Ne buyursunuz? Hacı Bahram Veli gülümsüyor. O sana bana nasip olmayacak. Bana bak. Çünkü bir de manevi fethi aslında vardır. Bir zahir görünümde bir sultan vardır. Ama bir arkasına arkasında maneviyeti vardır bunun. Öyle diyor ona. İstanbul'un fethi sana bana nasip olmayacak. Bu senin Mehmet de benim köseye aksimtini gösteriyor. Bu ikisi nasıl olacak bu bir? Bu görüyor. Bunun üzerine Sultan Hazretleri çok üzülüyor. İstanbul'u fethedemeyecek. İstanbul'un fethinde göremeyecek. Çok üzülüyor. Yıkılıyor. Yıkılıyor. Edirne'ye geliyor. Düş dünüyor, taş günü uyku uyumuyor günlerce. buna bir yolunu buluyor kendine göre. Tabi kader yazılmış ama. Ama o zorluyor kaderi kendi kendine. Bir yolunu buluyor. Madem İslam Fethi benim Mehmet'e bir nasip olacak. Ben tahttan çekileyim. Onu pas yapayım. İslam alsın ne göreyim diyor. Aklına bir yolunu buluyor. Tahttan çekiliyor. Mehmet'in 14 tahta geçiriyor. Hadi Mehmet seni göreyim bakalım diyor. O an tabi Avrupa'da bir savaş çıktı. Avrupa müttefikleri. Bunun üzerine Fatih de, daha tabi bu şey layık değil savaşa. idare edemedi. Yine Fatih çekildi. Yine başa geçti. Sonra Allah'ın takdiri planı dairesinde vefat edince Fatih tabi tahta geçince Fatih Hazretleri onun için yararlanmış, bir çağ değişecek. Ki Bizans İslam arası veren, tohumdan münafıklık sokan, böyle çok tehlikeli bir yermiş Bizans entrikaları. Elhamdülillah işte 28 Mayıs Paris'te salıya bağlayan gece askeri emir veriyor. Bu gece uyumayın diyor. Uyumayın bu gece. Namaz kılın, tevhid namazı kılın ve çok çok Fetih süresini okuyun bu gece diyor onlara. Ama karanlık ışık yok. Ondan sonra elhamdülillah salı sabah kalkılıyor. Sabah namazı cemaate kılınıyor. Fatih Hazretleri çadırına çekiliyor. İşşak vatına kadar Allah huzurunda zikirle meşhur oluyor. İşşak namazı kıldıktan sonra çıkıyor. Emri verdi ondan sonra daha ve toplar sürekli döveler suları. Emri verince genel bir taarruz emri verince hemen şey geçildi. O an öyle olmuş ki adı cemaatimiz o anda yaşayan benim kitabında elime geçmişti de kaybettim o kitabı o, zaman. o andaki hali şey yapıyor. Birden yere bir Allah Allah sesi yükseldi diyor. Birden böyle diyor. Sanki yer büyük Allah diyorlar. Daha da Allah diyor olacak böyle. Allah Allah sesleri yükseldi. Birden bir şey geçtik. Ulubah Hasan Efendi denen muhterem kişiymiş. O da boş değilmiş. İlk olarak ya sula o dike sancağı. Tabi o da şehit oluyor. İstanbul tabi. Fethi oldu muhteremler. İstanbul fethi oldu. Şimdi Fatih'in bir şeyi var. Ebu Yip Hazretleri'nin mezarı kabri nerede acaba şimdi? İstanbul sularının dışına yakın bir yerinde ama neresinde? Aradan sekiz asır geçmiş aradan. Acaba bu kabir nerede acaba? Peygamberimizin mihmen Dağrı, o Ebu Sultan Hazretleri'nin evi, türbesi, mezarı nerede acaba? Nasıl buluruz, nasıl buluruz bunu? Tabii bilmiyorlar. Hocasına geldi. Hem zamanın kutbu, hem Fatih'in hocası. Akşemseddin Hazretleri, ki gönülükte mezkun. Allah rahmet eylesin orada Hocam, senden ricam, bu iş sana bırakayım hocam dedi. Onun kabrini ancak sen bulabilirsin. Fatih nasıl bulurum? Hocam rica edeyim sana. O zamanın kutbu akşam hazretleri gusabdesini aldı. çekildi meydana. Aşağı kadar çiçeği biliyormuş. Bir geniş bir alan biliyormuş. Oraya gitti. iki rekat namaz kıldı orada. Onun gözünü kapadı, murakabeye daldı, kalktı, eline uzun bir denek kaldı, gitti, onu bir yere, yere sapladı ona. Dedi Fatih, işte mesela burası, burası baş ucu burası dedi. Başı dedi. Etrafta otlakmış ama etraf otları hep kuru muru küçük Orası otları iri büyük mü otları? Yeşil otlar, taz taze taze falan dikkatini çekiyor. Etraftaki otlar kopmuş, kesilmiş, yenmiş, çubu olmuş. Ama bak buradaki otlar, ya çevresi otlar tapladı duruyorlar. Ayıp bu Hikmeti'ne Sordurdu. Oradaki çobandan, şartına sordurdu. Bu otlar niye bu şekilde duruyor? Dediler ki padişahım, koyunlarımızı buraya sürüyoruz, koyuna buraya gelmiyorlar dediler. Buraya gelen koyun sağa sola gidiyor, buraya gelmiyorlar. Burada bu şekilde kalıyor. Tabi oradan Fatih'in daha inancı geldi. Ama Fatih tabi böyle bir tarihi bir karar. Yani bir kişi kerametle bir kere olacak değil. Çünkü peygamber olsun, peygamberin kesindir. Ama evliyanın keşfinde hata olabilir evlerin keşfinde, kerametinde. Fatih de bunları bildiği için bakın ne yapıyor az cemaatimiz o gece emi veriyor en sevdiği bir yakınına gidiyor hocamın diktiği çubuk var ya orasını belli ama diyor. Kendi orasını belli. Oradan çubuğu al o çubuğu başka bir yere dik bakalım diyor. Gel diyor. Kimse bir tek kişi bilmiyor bunu ya. Şimdi sabah olunca Fatih yine hocasına hocam dün bu şekilde bir keşifte bulundunuz ama acaba bugün tekrarlansa bu keşfiniz tekrar. Bakın aynı çıkacak mı? Peki Mehmet'im dedi. Yine kusatısı alıyor. İkiyat namaz kıldığı o meydanda. Yine Mravka'ya daldı. Şöyle bir baktı. Çubuk yerine değil. Mezara görüyor tabii öyle. Yani. Aldı çubuğu. Yine ilk dikti yerine çubuğu dikiyor. Arkadaşlar. Fatih baktı. Aynı dikildi yine çubuk. Ama Fatih'in kalbine geçti ki ben bunu üçleyin bakayım dedim. Yani keşif, keramet tam kesin olsun ki arkadan gelen bütün Müslüm nesillere de garanti olsun bu. Bir muamma, bir şek kalmasın diye. Yine o gece o adamına emir verdi yine. Yine çubuğu aldırdı, başka yere getirdi kendisine. Üçüncü gün yine hocam iki sefer yaptın. yarın zaman buyurun hocam ama hocam senin bir ricam daha var. Bunu üçleyelim. Üç de hayır vardır, tek de hayır vardır. Bu gün yapamazsın mürakabeni. Peki Mehmet'in dedi, yine gusapısı aldı, iki namaz kıldı. Tabi Akşemettin'in kıldığı namaz anlattı hem de, namaz de Namaz kıldı, rakıya daldı, baktı, yine çubuk başka yerde. Kalktı kendi eliyle, aldı, aynı yere gelen çubuğu koydu. Aynı yere çubuğu yine kendisi koydu oraya. Elhamdülillah artık Fatih tarafından tabi, herkes tarafından artık tam bu artık kesinleşti. İlk olarak türbeyi Fatih Hazretleri yaptırdı. Bir de yanına cami yaptırdı. Tabi zamanla bu tamir oldu, şu oldu, bu oldu. Elhamdülillah adı cemaatimiz, yani bu sonra yöremiz, yakır, çevremize böyle bir şey bulması bir, şey, bir nimettir. Lillahi Teala Fatiha.